Çocuklar, burası Türk tarihi için çok önemli bir yer. Neden burası çok önemli bir yer? Merhaba arkadaşlar, Neredeyiz kanalına hoş geldiniz. Neredeyiz? Bugün Nusret Mayın gemisindeyiz. Bahriye Nazırı Winston Churchill 1930'da Revue'de Paris dergisinde olayı şöyle yorumlamıştır. Birinci Dünya Harbi'nde bu kadar insanın ölmesine, harbin ağır masraflarına mal olmasına, denizlerde onca ticaret ve savaş gemisinin batmasına başlıca neden Türkler tarafından o gece atılan o incecik çelik halat ucunda sallanan 20 demir kaptır. Şu gemi Nusret Mayın gemisi. Peki Nusret Mayın gemisinin önemi nedir? Şudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden önceki devletimiz olan Osmanlı Devleti varken ülkemizi işgal eden dış güçler, dış düşmanlar ülkemizi işgal etmeye geldiler. Ama sınıfta da izlediğimiz üzere hani Çanakkale Savaşı ile ilgili çizgi film izlemiştik ya, orada bizim Türk askerlerimiz düşmanı boğazı dar ettiler. Çanakkale'yi geçirmediler. Geçirmemesini sağlayan en önemli etkenlerden biri de bu gördüğünüz Nusret Mayın gemisidir. Çanakkale Deniz Savaşları'nda büyük başarı göstermiş olan Mayın gemisidir. Malatya Arap Girli Cevat Paşa'nın emriyle Osmanlı donanması ve Türk Deniz Kuvvetleri'nde hizmete giren mayın dökücü gemi, asıl ismi Nusrat olan ama zamanla Nusret olarak kullanılan gemi, 1911 yılında Almanya'nın Kiel şehrinde kıza çekildi ve 1913 yılında Osmanlı donanmasına katıldı. Çünkü Nusret Mayın gemisi boğaza döşediği mayınlarla birlikte dünyanın en önemli donanması, o dönemde dünyanın en önemli donanması olan o Anzak askerleri, İngiliz askerlerinin gemilerinin geçmesine izin vermedi. O gemiler mayınlara çarparak şu an boğazın serin sularına gömüldüler. O yüzden burada gördüğünüz bu Nusret Mayın gemisi bizim için çok önemlidir. Bizim tarihimiz için çok önemlidir. 1915 ilkbaharında uzun süredir boğazın girişindeki tabyaları bombalayan, keşif uçuşlarıyla ve mayın temizleme gemilerinin faaliyetleriyle saldırıya geçeceğini kesinleşen müttefik donanması artık saldırı için gün sayıyordu. Müstahkem Mevki Komutanlığı 26 Mayın'ı karanlık limana dökme kararı aldı. 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece Nusret Mayın dökücü gemisi Yüzbaşı Tophaneli İsmail Hakkı Bey ve Müstahkem Mevki Mayın Grup Komutanı Yüzbaşı Hafız Nazmi Bey komutasında düşman gemilerinin projektörlerine aldırmadan Anadolu yakasındaki Erenköy'deki karanlık limana mayınları bıraktı. Geminin çarkçı başçısı ön yüzbaşı çarkçı Ali Yaşar Deniz Alp Efendisi'dir. Ertesi günlerde İngilizler deniz ve hava keşifleri yapmış ama bu mayınları bulamamışlardır. Nusrat'ın döşedi mayınlar 18 Mart 1915'te Çanakkale Savaşı'nın kaderini değiştirmiş. Ona dünyanın en ünlü mayın gemisi unvanını kazandırmıştı. Nusrat'ın mayınları 639 kişilik mürettebatıyla Bouvet, onun ardından İfle, İksle ve Bolva zırhlarını sulara gömmüştü. İngiliz generali Oglander'in Çanakkale Gelibolu Askeri Harekatı adlı eserinin birinci cildinden pek uygun başlamış olan gün, bu meçhul mayın hattının olağanüstü ve ortalığı kırıp geçiren başarısı yüzünden tam bir başarısızlıkla sona erdi. Bu 20 mayının
seferin talihi üzerindeki etkisi ölçülemez.